Beklentilerden yüksek işsizlik başvurusu verisi sonrası Amerika hisse ve tahvilleri güçleniyor. 30 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü talep pozitif havayı destekliyor. Fed vadelileri yılın ikinci yarısında 2 iki faiz indirimini yüksek ihtimalle fiyatlıyor. Apple'ın yapay zeka kullanan çip üreteceği haberi üzerine yarı iletkenler Nvidia öncülüğünde geriliyor. Biden'ın Çin'in elektrikli araçlarına ek gümrük vergisi koyacağı haberi üzerine Tesla satıcılı hükümetin pazartesi günü bir mali paket açıklayacağı haberi Türkiye piyasalarına heyecanlandırdı. Türkiye CDS'leri 276 bas puanla Şubat 2020 sonrası en düşük seviyeye girildi. Borsa İstanbul, banka, holding ve gıda perakendisi hisseleri öncülüğünde yükselişine devam ediyor. Paketin içeriğine göre vergi istisnası azalacak bazı sektörlerde satış görebiliriz. Merkez Bankası, enflasyon raporu toplantısında kararlı tutumuyla güven tazeledi. 2024 sene sonu tahminini %36'dan %38'e çıkaran banka, dezenflasyon konusunda iddiasını koruyor. Merkez Bankası, görünümde kalıcı bir bozulmaya izin vermeyeceklerini, gerekirse ilave sıkılaşmaya gideceklerini vurguluyor. Dünya piyasalarının seyri, Borsa İstanbul'da pozitif seyrin devam edeceğini işaret ediyor. Ancak gün içinde kar satışlarıyla geri çekilmeler görebiliriz. Endeks, 10.250 seviyesinin üzerinde kalamazsa satışlar artabilir beklentileri yenen Ereğli ve Vakıf Bank'ın pozitif tepki vermesini, görece zayıf olan koza altına negatif tepki vermesini bekliyoruz. Güçlü prim üretimi rakamları, Anadolu sigortanın pozitif ayrışmasını sağlayabilir. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler, Anadolu Grubu Holding, BİM, Migros ve Şişecam. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.